Efendim, bugün de İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Tabii ki Biberoğlu İnşaat'a konuk olduk sizler için. Bina yıkım işleri yapıyorlar. Firma sahibi Halis Biber birazdan bu işin inceliklerini bizlere anlatacak. Ondan beri bu işi yapıyoruz. Tabii 1970'li yıllarda eskiden babalarımız falan İstanbul'a gelip yıkım işleri falan yapıyorlardı. Biz de onların yanlarında bu ürünlerin daha çok işte değerlendirilebileceğini vesaire görerek bu işe başlamaya ben de karar verdim. Normalde ben tekstilciydim. Tabii biz bu ürünleri inşaatlardan söküyoruz. Söktükten sonra işte kapı, pencere, mutfak dolabı, laminant, parke gibi ürünleri tekrardan mobilya atölyelerimiz var. Buralarda işte elden geçiriyoruz. Mermer atölyesi kurduk. Tekrardan mermer atölyemizi elden geçirmek için kombi revize odaları kurduk. Kombilerimizi tekrardan elden geçirip yani bunları tekrardan piyasaya kazandırmanın derdindeyiz. Tabii hani hep ileriye gitmek için ne yapabiliriz, bu ürünleri nasıl işte daha güzel değerlendirebiliriz, hesabımız bu yönde ama inşallah bir şekilde ilerliyoruz bu şekilde. Şu andaki ürünler hani bakıldığı zaman tamam ikinci el bir malzeme olabilir ya da inşaattan çok basit bir şey olabilir ama milli servet. Çünkü neden? İçeriye girişteki ham maddenin İşte MDF'dir, suntadır, plastiktir. Bir, en azami şekilde örnek görüyorum. Yıllık işte 10 bin ton ham madde girecekse 8 bin ton giriyor. Hı hı. Neden? Tekrardan biz bu ürünleri işte köylerdir, bağ evleridir, dağ evleridir vesaire buralara tekrardan işte ulaştırmaya çalışıyoruz. Binayı komple gidiyoruz, anlaşmasını yapıyoruz. Hı hı. Tabii yıkım şartları, fenli kuralları nelerse, işte makine parkurlarımız vesaire her şeyimizi yaptıktan sonra binayı alıyoruz. İçerisinde kombi, petek, işte dediğim gibi bütün eşyaların tekrardan revize ediyoruz. Tekrardan insanlara ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede mesela şöyle söyleyeyim, hani kendi branşımızda bizim iş ağır iş. Hı hı. Ağır iş olduğu için de tabii hani düzenli bir şekilde hani eleman sirkülasyonu bulamıyoruz. Bulamadığımız için de ister istemez ne oluyor? Hani işin yavaşlamasına neden oluyor. Bu yönde işte daha çok eleman yetiştirmek gerekiyor. Bu işte zaten günümüzün şartlarında hani sigortasız eleman çalıştırmak imkansız. Özellikle bu işte imkansız. Çünkü hani bir adamı bırakıyorsun 7 katlı bina, Allah korusun bütün işler riskli ama bizim işler riskin en yüksek boyutunda. İş güvenliği kuralları doğrultusunda yapılmadığı takdirde acemi adam koyma şansınız yok. Bir adamın bu işte yetişmesi en az azami 3 ay. 3 ay sonra sorumluluk verebilirsiniz. Onun dışında da zaten hani öyle basit işlerimiz hani şunu yapsın bunu yapsın falan diyebileceğimiz bir iş değil yani. Şehir dışına gidiyoruz. Şu anda İstanbul'daki işlere zaten yetişemiyoruz. Hı hı. İstanbul'da hani sadece Avcılar Belediyesi'nde mesela 1500 tane yıkılacak şu anda hali hazırda bina var. Hı hı. Şimdi hani o kadar firmanın içerisinde hani biz de kendimize bir yer bulup buralardan bir yerden gelip yapıyoruz. İşte buraları açtıktan sonra şehir dışına çıkarız inşallah. Evet. Burası merkezimiz, şubelerimiz de var. Tabii biraz ki. Biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle, biz İstanbul Zeytinburnu'nda zaten ilk bu işi kurduk. Daha sonra işte Bahçeli Evler, Altınşehir buraları kurduktan sonra buraların bize yetmediğini düşündük. Biz ne yaptık? Mesela Samsun, işte Çorum'dur. İşte Ağrı'dır vesaire. Türkiye genelinde şu anda 40 tane şube kurduk. Buralarda faaliyet göster
faaliyet alanlarını işte köylerdir, kasabalardır, işte ilçelerdir. Hı hı. Buralara hani silsile yoluyla biz bu işi devamlı yayıyoruz ve her geçen günde bunu daha çok hızlandırmaya çalışıyoruz. Bunun içinde ne var mesela? Hani günümüzde örnek veriyorum, adam emekli olmuş, ne yapmam gerekiyor? Bakıyoruz ki o potansiyele bu işi yapabilir. Hemen X bir şehir, neredesin? İşte şu şehirde oturuyorum. Biz o adamı o şehire hemen şubesini oluşturup şubelik verebiliyoruz. İki tane yıkım ekibimiz var. Üç tane sürekli söküm ekibimiz var. İstanbul genelinde de montaj hizmetleri veriyoruz. Mesela ikinci el malzemeden kapı, pencere, mutfak dolabı gibi. İşte hani aslında bu piyasaya çıkartılmış ilk işi biz şey yaptık. Mesela ikinci el malzemeden komple ev tadilatları adı altında bayağı bir rağbet görmeye başladı. Baktık ki hani güzel bir iş, güzel bir sektör. Gittik, insanlara ulaştık, ölçülerini aldık. Düzenli bir şekilde hani sıfırı kadar olmasa bile sıfırına yakın bir şekilde elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Efendim, inşaat işlerinde geri dönüşüm sağlayarak sektöre katkı sunuyorlar. Biberoğlu İnşaatı kutluyoruz efendim. Halis Biber ve ekibine başarılar diliyoruz.